2014 yılının ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederken ailece sizlere de mutluluklar dilerim. Bildiğiniz gibi az sonra resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Japonya, Singapur ve Malezya'ya hareket edeceğiz. Yanımızda bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım ve bunun yanında geniş bir iş adamları grubu var. Japonya Başbakanı Sayın Shinzo Abe, Singapur Başbakanı Sayın Lee Hsien Loong ve Malezya Başbakanı Sayın Necip Tun Abdulrezzak'ın davetlerine icabetle gerçekleştireceğimiz bu ziyaretler 6-11 Ocak tarihlerini kapsıyor. Heyetimde Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç Bey'in yanı sıra bakanlarımız, milletvekillerimiz, bürokratlar, iş adamları ve basın mensupları yer alacak. Japonya'yı 10 yıllık bir aradan sonra tekrar ziyaret etmiş olacağım. Ancak bildiğiniz gibi bu yıl içerisinde Japonya Başbakanı iki kez ülkemizi ziyaret etmiş bulunuyor. Hatırlanacağı üzere 2013 Mayıs ayında Japonya ile ilişkilerimizi stratejik işbirliği düzeyine yükselttik. Türkiye olarak Japonya ile ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Özellikle enerji alanında birlikte atacağımız adım, ki nükleer enerji ile alakalı 22 milyar dolarlık bir yatırımı kapsayan bir adımdır ve bu adımda aynı zamanda Fransa'da bu yatırımın içerisinde yer alacak. Japonya İmparatoru Majesteleri Akihito tarafından da kabul edileceğiz. Öte yandan Türk-Japon üst düzey yöneticiler formu ile TürkSat 4A uydusunun teslim törenine katılarak Nikkei gazetesinde ve İş Adamları Derneği Keidanren'de konuşmalar yapacağım. Tokyo'daki temaslarımız sırasında ikili ilişkilerimizin ahdi temelinin güçlendirilmesine yönelik bazı anlaşmaların imzalanmasını da belirlemiş durumdayız. Japonya'daki temaslarımızın ardından ziyaretimizin ikinci durağı Singapur olacak. Singapur'da Cumhurbaşkanı Dr. Tony Tan tarafından kabul edileceğiz. Ayrıca Meclis Başkanı Halima Yakob ile görüşmem olacak. Başbakan Sayın Lee Hsien Loong ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağız. Şunu da bu vesileyle hatırlatmakta yarar görüyorum. Bu ziyaret Singapur'a 18 yıl aradan sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret olması bakımından da önem arz ediyor. Son ziyaret merhum Başbakan Sayın Necmettin Erbakan tarafından 1996 yılında gerçekleşmişti. Singapur programında dünyanın ikinci büyük konteyner limanı olan Singapur limanında incelemelerde bulunmayı arzu ediyoruz. Ayrıca Singapur'daki ilk başkonsolosumuz Ahmet Ataullah Efendi'nin kabrini ziyaret etmeyi planlıyorum. Bildiğiniz gibi Singapur'daki ilk temsilciliğimiz 1864 yılı sonunda Hadrami tüccarlardan Seyyid Abdullah bin Ömer el-Cenid'in konsolos olarak atanmasıyla açılmıştı. 1901 yılında temsilciliğimizin bu kez başkonsolosluk olarak açılması kararlaştırılmış. Başkonsolosluğa atanan Ahmet Ataullah Efendi aynı yılın Kasım ayında başkonsolosluğumuzu faaliyete geçirmişti. Ancak Başkonsolos Ahmet Ataullah Efendi 10 Kasım 1903 tarihinde bir kaza sonucu hayatını kaybetmiş ve Singapur'da defnedilmişti. Ziyaretimiz sırasında iş adamlarımız da Singapurlu muhataplarıyla iş konseyinde bir araya gelme imkanı bulacaklar. Singapur'un ardından 9 Ocak Perşembe akşamı Malezya'ya geçeceğiz. Malezya'yı daha önce 2003 ve 2005 yıllarında da ziyaret etmiştim. Malezya'ya gerçekleştireceğim resmi ziyaret, diplomatik ilişkilerimizin tesis edilmesinin 50. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle ayrı bir anlam, ayrı bir önem taşıyor.
Malezya'da mevkidaşım Sayın Necip Tun Abdurrazzak ile ikili siyasi görüşmelerimiz olacak. Ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerinde ele alınacağı görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Türkiye ve Malezya, gelişmiş ülkelerin büyük zarar gördüğü küresel krizle başarıyla mücadele eden, bölgelerinde ekonomik açıdan hızla yükselmeye devam eden iki ülke. Ziyaretimin karşılıklı siyasi güvene ve halklarımızın yararı esasına dayanan işbirliğimizi her alanda güçlendireceğine inanıyorum. Ziyaretim çerçevesinde Türkiye-Malezya iş formunun yanı sıra Araştırma ve Dönüşüm Vakfı ile Razzak Yönetim Okulu tarafından düzenlenen programa iştirak edeceğim. Ayrıca Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nin tevcih ettiği Fahri Doktora unvanını almak üzere bu üniversitede gerçekleştirilecek törene de katılmayı planlıyorum. İnanıyorum ki bu ziyaretler Türkiye'nin her üç ülke ile olan ikili ilişkilerinin, ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınmasına da bir fırsat olacaktır. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum ve sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, Umut Tütüncü, Habertürk gazetesi. Sayın Bülent Arınç bu konuda bir değerlendirmede bulundu, ancak kamuoyunda 2000 kişilik bir listeden, devlet içerisindeki paralel yapıyı oluşturan 2000 kişilik bir listeden bahsediliyor ve bu listenin de sizin önünüzde olduğu ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Bu paralel yapıyla ilgili önümüzdeki günlerde bu 2000 kişilik listeyle ilgili hukuki bir süreç başlatılacak mı efendim? Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili Burhan Bey de daha sonra açıklama yaptı. Bülent Bey açıklama yaptı. Parti sözcüğümüz açıklama yaptı. Fakat bunların üzerinde bu kadar ısrarla durmanızın anlamı yok. Bakınız, dün 50'ye yakın basın mensubuyla yaptığım toplantı var. O toplantıda da buna benzer sorular geldi ve orada da söyledik. Bir defa böyle bir şey masamın üzerinde, sümenimin altında, benim zaten masamda sümen de yok yani, onu da söyleyeyim size. Böyle bir şey söz konusu değil. Ha, bu tür atamalar yapılacaksa yapılır. Yani bugün devletin yüz binlerce personeli var. Yüz binlerce personeli olan bir devlet ve bu devleti yöneten bu hükümet, yeri geldiği zaman birçok kişinin yerini değiştirebilir, atamalar yapar. Yani bunun sayısı 2000 kişi falan, kim almış bu sayıyı, nereden almış, nasıl bir sayı? Böyle bir şey söz konusu değil. Bunların hepsi uydurma ifadelerdir. Lütfen bunları böyle sürekli olarak gündemde tutmakla ülkeye bir fayda sağlayamazsınız, zarar sağlarsınız. Ve yalanlanmış olan bu tür ifadeler üzerinde de daha fazla durmanın gereği yok. Sayın Başbakan, NTV'den Ilgaz Gürsoy, dün Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile bir araya geldiniz ve görüşmenin ardından Balyoz ve Ergenekon'da yeniden yargılamaya yeşil ışık yaktığınız şeklinde kamuoyunda bu şekilde algılandı görüşmenin ardından. Bir sorun bu olacak Sayın Başbakan. Bir de Başbakanlık Teftiş Kurulu ofisinizdeki dinleme cihazlarıyla ilgili böceğe ilişkin raporunu tamamladığı şeklinde bilgiler vardı. Bu raporu sanırım size göndermiş. Size ulaştım efendim. Şimdi Metin Bey ile yaptığımız görüşme gerçekten olumlu bir görüşme olarak sürdü. Ve kendileri taleplerini bize ilettikleri gibi hükümetimizin özellikle 3. döneme kadar yaptıkları bu çalışmadan memnuniyetlerini bir vatandaş olarak özellikle ifade ettiler. Ve talepler noktasında tabii Ergenekon, Balyoz, bunlarla ilgili kanaatlerini ifade ettikten sonra dedik ki biz bununla ilgili konuya zaten yeniden yargılanma konusuna olumlu bakıyoruz. Ve bu konuyla ilgili arkadaşlarım çalışmalarını yapıyorlar ve bu çalışmalar da bitmek üzere. Ve ben tekrar Adalet Bakanıma da
kendi yanında da söyledim. Ve kendileriyle de irtibatlı olacaklar. Bunları değerlendirecekler, konuşacaklar. Ve yeniden yargılanma noktasında da bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok. Yeter ki yasal altyapısı oluşturulsun. Hele hele muhalefetin de bu noktadaki katkısı olur veya olmaz, önemli değil. Olursa bunu anayasal düzenlemeye kadar taşırız. Olmazsa yasal düzenleme olarak elimizden geleni yasalar çerçevesinde ne yapılabilecekse bunları yapmaya gayret ederiz dedik. İkinci konuya gelince burada da şu anda Başbakanlık Teftiş Kurulu çalışmalarını henüz tamamlamış değil. Tamamladığı anda zaten bundan bizim de haberimiz olacaktır. Çünkü bu teftişin bitmesinin neticesi olarak da tabii atılacak bazı adımlar olacaktır. Ama şu anda henüz bittiğine dair bir şey bana gelmiş değil. Sen sordun. Başka sorusu olan? Efendim, Suriye'de kaçırılan Türk gazeteci Bünyamin Aygün'ün serbest bırakıldığına dair bilgiler var. Bunlar hakkında bilginiz var mı? Serbest bırakıldı mı? Şimdi Bünyamin Bey'le ilgili olumlu gelişme var. Yani dakikalar diyebiliriz inşallah. Yani az önce müsteşarım da aradı. Her an arkadaşlarımız kendisini alabilirler dedi. Şimdi biz de o müjdeyi bekliyoruz. Belki de biz hareket etmeden arkadaşlarımız kendisini almış olurlar. Aldıktan sonra da zaten gerekli açıklama yapılır. Çok ısrar ettim. Buyur bakalım. Efendim, dün gazetecilerle yapmış olduğumuz toplantı sonrasında biz o toplantıya katılanların görüşlerini aldık. Biz dün orada neler konuştuğunuzu sorduk. Siz toplantıda ifade etmeseniz de Fethullah Gülen tarafından size bir uzlaşma mektubu gönderildi. Size bu mektuba yanıt vermediğiniz şeklinde değerlendirmeler yapıldı ve sonrasında bir parantez açıldı. Devlet içerisindeki paralel yapıyla hiçbir şekilde pazarlık yapmamız ya da cemaat pazarlık yapmamız söz konusu olamaz şeklinde değerlendirmeler oldu ve bu değerlendirmelerin ardından da Gazeteciler Yazarlar Vakfı da bir açıklama yaptı mektubun içeriğiyle ilgili. Bununla ilgili sizin değerlendirmenizi alabilir miyiz? Biz de duymak istiyoruz bunları. Çünkü çeşitli şekilde değerlendirmeler yapıldı. Buna bir açıklık getirebilir misiniz efendim? Şimdi değerli arkadaşlar, bakın bu zaten malum vakfın sitesinde filan bu metin var. Mektup kime gönderilmiş? Bu da var. Cumhurbaşkanımıza gönderilmiş olan bir mektup. Ve bu mektup 2 A4 sayfasını kapsayan bir mektup. İmzanın sahibi de belli. Metnin içerisinde ne var ne yok bunlar da belli. Ve metnin içerisindeki değerlendirmeler, şu anda açarsanız, girerseniz o siteye, onu orada A'dan Z'ye hepsini görürsünüz. Sorulan soru bunun üzerinedir. Verdiğim cevap bununla ilgilidir. Mektup benim şahsıma gelmemiştir. Mektup Cumhurbaşkanımıza gelmiştir. Ve ben dünkü konuşmamda da zaten bana mektup geldi demiyorum. Mektubun gelmesinden bahsediyorum. Ama bu mektubun içerisinde Sayın Başbakan'ın da bu mektubu herhalde okuyacağı diye orada bir ifade geçiyor. Dolayısıyla Başbakan da bu mektubu okumuştur. Ve içeride neler var neler yok biraz da siz zahmet edin, siteye girin, o siteden o metnin içinde neler olup olmadığını göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık.